Sade Hocam'ın İstanbul Yakuplu'daki evindeyiz. Babanız Hacı Halis Efendi'yi bize biraz tanıtır mısınız? Babam rahmetlik, biz Erzurum'un Çeyhender köyündeniz. Annesi Çeyhender köyünde dünyaya getirmiş çocukları, 3 tane çocuk dünyaya getirmiş. Bunlardan büyüğü efendim Ziya isminde amcam. Onun peşine babam Halis. Ondan sonra da küçük amcam Muhlis diye 3 tane kardeşler. Fakat babaları vefat edince yetim kalmışlar. Anneleri İstanbul'da çok zengin bir adamın kız kardeşi. Çok büyük bir servet sahibi olan bir zat efendim. Sonra bunları nedir? Erzurum'a getiriyor. Erzurum'da bir yer arıyor. Cumhuriyet Caddesi'nde bir kümbet vardır orada. Cimcima Sultan diyorlar ama sonradan adını bulduğundan Cimcima da değilmiş, başka bir isimmiş. Yani kitabelerinden kapıyı açtılar, oradan nedir anladık. Efendim, orada getirmiş, bu çocukları büyütmüş. 2 kardeş efendim çalışmışlar gitmiş, onun bunun dükkanında, mükkanında çalışmışlar. Büyük amcam katiplik yapmış, babam da çalışmış. Küçük kardeşlerini de okutmuşlar, hukuk fakültesi mezunuymuş Muhlis amcam. Fakat ben onu görmedim, bilmiyorum. Kendisi hukuk fakültesini bitirmiş. 40'lar öyle şeyinde ağır ceza reisliği falan yapmış. Gençlikte vefat etmiş. Onun 2 tane çocuğu olmuş. Biri erkek, biri kız. Kız da okumuş. Sonra Erzurum'da Osman Ali diye bir doktor vardı. Onunla evlendi. Oğlan da kendisi hukuk fakültesini bitirdi. Amcamın oğlu. Efendim çok ağır ceza hukukçusu olarak iyi bir nedir avukat. Hatta bize Karih'in avukatlığını bile yaptı. Fakat bunları okutunca babam, amcamı okutmuşlar, onları okutmuşlar. Bana sıra gelince beni okula koymamış. Efendim, ben bunu medreseye vereyim, medresede tahsil görsün. Burada dini tahsil görsün diye nedir? Bırakmamış. Ben de babamın yanında işte 14 yaşına kadar falan geldim. 10 yaşında babamla Kur'an-ı Kerim öğrendim. Çünkü 10 yaşıma kadar ben hiçbir şey okumamışım. Babam da bir şey dememiş bana. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Sonra 13-14 yaşıma geldim. 13-14 yaşıma geldikten sonra efendim bir gün dükkanda dururken Osman Demirci diye bir hoca geliyor. Diyor ki bu ne yapıyor? Ben hatırlamıyorum. Bu ne yapıyor, ne yapacak diyor. Diyor ki işte bunu hafızlık yaptıracağım. Boş ver, hafızlık ne olacak diyor. Yolla ben nedir? Derviş Ağa Camisi'nde orada medrese var. Orada ders okuyorum, Arapçaya başlasın demiş. Sonra o efendim beni medreseye bıraktı. Derviş Ağa Camii'nde medreseye başladım. Fakat hoca çok dövüyor. Talebeyi dövüyor. O caminin bahçesinde bir leylak ağacı var. O leylak ağacından her gün 3 tane, 4 tane çubuk kesiyorlar. Efendim, söylüyor oradan çubuk getirin diyorlar. Talebeleri dövüyor ama çok şiddetli bir şekilde dövüyor. Geldim babama dedim ki ben gitmeyeceğim dedim oraya. Niye dedi? Dedim ki dövüyor dedim. Ben de yarın döver dedim yani. Ben onun için dövdüğü için gitmem dedim. Dedi ki sen git dedi. Ben tembihlerim seni dövmesin dedi. Babam gitti görüştü. Efendim görüşmüş. Evet. Herhangi bir sıra dayağı olduğu zaman benim oturduğum halkada efendim kesinlikle nedir? Dayak atmazdı. Çünkü sırada ben varım. Ve böylece başladık. 1 sene kadar okudum. 1 sene kadar okudum. Fakat bizi nedir? Sonra bir hocaya gönderdi. Dedi ki oraya gidin sizi müzakere yaptırsın. Talebelikte medrese hayatında şöyle bir şey vardır. Hoca dersi verir. Verdikten sonra bu dersi bilen bir kişiden öğrenmek lazım. Yarın çünkü hocaya bunu takrir edeceksiniz. Öğrendiğiniz şeyi takrir edeceksiniz. Kimse de olmayınca, sizden evvel bir kişi daha olmayınca kimden öğreneceksiniz? Yok. Onun için Kasımpaşa Camii'nde dediği bir müezzin var. Efendim Mehmet Tavlaşoğlu diye. Onun yanına gidin söylemişim. Sizi müzakere yaptırsın. Mehmet Tavlaşoğlu'nun yanına gittik. Biraz okuduk mokuduk. Mehmet Tavlaşoğlu dedi ki arkadaş dedi. O zaman Molla Cami okuyoruz. Hocadan Molla Cami okuyoruz. Yani Sarp ve Nahvi okumuşuz. Hocadan Molla Cami okuyoruz. Molla Camii nedir? O sıraya oraya nedir? Gelince hoca dedi ki bize arkadaş dedi bu büyük böyle gitmeyecek dedi. Gelin size sıfırdan başlayalım dedi. Ben de geldim babama söyledim. Dedim ki böyle böyle diyor. Tamam dedi ne diyorsa öyle yap dedi. Babam Allah rahmet etsin
iyi bir hattattı. Rıkaçı çok güzeldi. Çok güzel rıka yazardı. Bütün nedir medresede okuyanlara yazı dersi verirdi. Herkes sabahleyin gelirdi, defterlerini getirirlerdi. Elif Bey'i yazardı. Elif Bey'i efendim, Elif ayrı, Bay'ı ayrı, Cim'i ayrı, hepsini teker teker beğenirse eğer geçtin derdi. Beğenmese devam et derdi. Bütün talebelere sabahtan akşama kadar meşgul olurdu. Aynı zamanda kendisi sonradan hafız olmuş. Hafızlığını da anlatayım. O da çok enteresan bir olay. Bir gün babam Caferiye Camisi'nde gidiyor namaza, sabah namazında namaz kılmaya başlıyor. Fakat namazda imamın arkasında duruyor. Eskiden çok vardı bu. Efendim imamlar sabah namazlarında hatm ile namaz kıldırırlardı. Başlıyor orada nedir? Hatimle bir yerden nedir? Devam ediyor. Tabi babamın hafızlığı olmadığı için hoca bir yerde takılıyor. Takıldığına göre babam arkasında hafız olmadığından dolayı bunu şey yapamıyor. Önünü açamıyor. Açamadığı için namaz bittikten sonra dönüyor babama diyor ki madem hafız değildin ne diye arkama geldin nedir durdun diyor. Babam rahmetli anlatırdı derdi ki yaşı 40. Derdi ki zannettim ki o Caferiye Camisi'nin kubbesi üzerime yıkıldı. Gelip anneme diyor ki ben hafızlık yapacağım. Annem de ya herif boş ver diyor Erzurum tabiriyle herif boş ver diyor. Efendim ne hafızlığı 4 tane çocuğum var. Bunlara yiyecek, içecek lazım falan diyor. Yok gari ben nedir hafız olacağım diyor. Efendim mağazasında bu derbe lastikleri var, cızabit lastikleri var, onu satıyormuş. Bir de Trabzon lastiği. Onları götürüyor, toptancıya veriyor. Diyor ki bu para bize yeter diyor. 2 sene, ben de 2 sene daha hafızlığı bitiririm zaten diyor. Dükkanı da kimseye vermiyor. Çünkü taşımalarda dükkan olduğu için iyi bir mağaza, onu kimseye vermiyor. Başlıyor hafızlık yapmaya evde. Fakat 40 yaşında olduğu için unutuyor. Ezberliyor, unutuyor. Ben de 40 yaşında denedim. Fakat baktım ki yapamayacağım, bıraktım. Fakat babam bitiriyor. Sadece bitirmekle yetmiyor. Kurru Hasan Efendi diye bu zatı yazdırdım ben. Kurru Hasan Efendi diye Erzurum'un meşhur kurralarından ondan da talim görüyor. Babamın sesi çok güzeldi. Çok güzel yumuşak Kur'an okurdu. Tecvidli Kur'an okurdu. Hafızlığı da çok mükemmeldi. Sonra Allah'a Efendi yaklaşık 15-20 sene namazını kıldırıyor. Dükkanını bırakırdı, giderdi Allah'a Efendi'nin evine. Orada ikindiyi kıldırırdı, evleyi kıldırırdı, akşamı kıldırırdı. Gelirdi, tekrar giderdi, gelirdi, tekrar giderdi. Böyle namazını kıldırırdı. Hatta Alvarlı Efendi'nin gazellerini tebliğ etmişti. Bütün nedir gazellerini o, başkaları yazıyorlar. Tabi yazıları kötü olduğu için iyi değil. Babam onları tebliğ ederdi. Tebliğ demek, tekrar temize çekmek demek. Onları temize çekerdi. Sonra çok mert bir adamdı. Çok cömert bir adamdı. Efendim, yedirmeyi çok severdi. Bizim evde misafir eksik olmazdı. Giderdi, caminin önünde otel olmadığı için garip bir adam gördüğü vakit elinden tutar getirirdi. Sabah olsun, evli olsun, akşam olsun. Anam derdi ki, ya herif bunları neye tutur getirirsen buraya, bunlar yemek yiyecek, yapılacak, edecek. Ya gari ne olacak, önemli değil. Bana yedirdiğin yemekten ona da biraz koyarız, o da yer derdi. Zavallı nereye geçsin derdi. Otel yok, efendim yatacak yer yok. Ondan sonra yemek yiyecek belki parası yok, lokanta yok, bir şey yok. Ne yapsın adam, acı mı dursun yani? Böyle de mert bir adamdı. Sonra talebeler için çok yardım ederdi. Onlara ekmek verirdi. Zaten talebeler, medresede okuyan talebeler çok fakir olduğu için onlar çay da içmezlerdi. Sıcak suyla biraz şeker tozu atarlardı. Sonra onunla beraber okumaya çalışırlardı. Biraz nedir okuduktan sonra çıkarlardı. Orada Ramazanlar, İdiler nedir, köylerde vaaz ederlerdi, imamlık ederlerdi. Çoğu da hafız oldukları için Kur'an okurlardı. Belli bir miktarda para, yağ, bir şeyler olurlardı. Onlarla da diğer sahil zamanlarda geçimlerini sağlarlardı. Hafızı da ne kadar zamanda tamamladı? 2 senede bitirmiş. Sonra ne oldu? Sonradan hafız olduktan sonra tabii o zamana kadar camiye gitmiyor. 2 sene hafızlık için evde çalışıyor. Evde çalışıyor. Başka camiye gittiği zaman cumaları falan oraya gidiyor. Efendim hafız olduktan sonra sabah namazında yine aynı camiye gidiyor. Aynı camiye duruyor. İmamın arkasında duruyor bu sefer. İmam yine sehvediyor. Ama anneme tembih ediyor ki hocayı kahvaltına getireceğim. Ona göre bir hazırlık yapıyor.
Biliyor hocayı getireceğini. Yani hocayı bilmiyor tabii yapacağını ama hocaya teşekkür etmek için eve getirecek yani. Arkasında duruyor, imam sehvediyor, bu önünü açıyor. Dönüyor imam, ya diyor sen çoktandır yoktun, nerelerdeydin diyor. O da diyor ki eve gidelim anlatalım diyor. Eve getiriyor, yemek ediyor, hocam senden Allah razı olsun diyor. Beni hafız ettin diyor. Evet. Merak ediyorum ki acaba aynı yeri mi karıştırmış? Çok kültürlü bir adamdı. Çok okurdu. Nimetül İslam'ı ezber bilirdi. Nedir Nimetül İslam? Nimetül İslam Mehmet Zeynep tarafından yazılmış muhteşem bir ilmihaldır. O zaman ilmihal fazla yok. Ama Mehmet Zeynep Efendi meşhur bir adam. Arap edebiyatının da çok ünlü bir alimi. Onun Nimetül İslam diye bir kitabı vardı. Nimetül İslam. Onun nedir kitabını böyle didik didik bilirdi, okurdu. Bana bir fikir mesela söylediği vakitte inanmazdı. Derdi ki bu bakayım hele Mehmet Zeynep Efendi ne diyor derdi. Çok kültürlü bir adamdı. Gazileri dinlerdi. Hocalarına oturur bakardı. Kendisi hayır sahibi de bir adamdı. Mert de bir adamdı. Bende maalesef öyle bir mertlik yok. Babama hiç çekemedim o kusursa. Öyle değilsin. Fakat bu adam hakikaten muhteşem bir adamdı. Evet.